Hadi bakalım. Şimdi bunu izliyorum. Sonra mador olduk. Sonra bitiyor. Oyun geçiyoruz. Ok. Ok. Tuzaklı link Guzguz'un paylaşmak. Sosyal deney. He, Guzguz oynarız ya. Videonun önüne çıkmasına yardımcı olabilir. Ayrıca profil fotoğrafımın çizimini yapan arkadaştan hizmet almak isterseniz videonun açıklama kısmından kendisine ulaşabilirsiniz. Ha, bu arada Discord sunucumuza ve Instagram'a da hepinizi bekliyorum. Tamam abi. Hayvanları bilirsin. Çukurdan tuzak, yapışkandan tuzak, ipten tuzak, ottan tuzak, buktan tuzak. Her ne olursa olsun buna kanar ve sonunda tuzağa düşer. Yani evet, büyük zaaflara sahiptirler ve içgüdüsel olarak bunlara engel olamazlar. Fakat biz insanlar öyle değiliz. Yani en azından ben öyle değilim. Bir kusurum yok. Zaafım da yok. Korkularım hiç yok. Duygularım da yok. Mutluluk da yok. Akıl sağlığım da yok. Param zaten yok. Benim bir hayatım yok. Fakat diğer insanlar gerçekten de öyle mi? İnternet ortamı her geçen gün daha da güvensizleşmeye, spama, saldırıya yönelik daha açık bir hedef haline geldiğimiz noktaya evrilmeye başladı. Bunların ana kaynağı da tabii ki de linkler. Facebook, Instagram ve X gibi platformlarda bu tarz fake haberler ve vaatlerle insanları bağlantılara çekmeye çalışan kişileri görmüşsünüzdür. Bu reklamları sağlayanların da yeterli önlem almamasından veya alamamasından dolayı çatır çatır insanlar bu tuzaklara düşebiliyor mu? Yani gerçekten düşebiliyor mu? Bir vaat veya... Oğlum bu ne ya? Ya Seco da aman okuyum marka donunu gösterecek diye nasıl indirmiş donunu? Ya kanka onu falan sitti. Bu nasıl bir ortam oğlum? Ha, tamam en kalbin sen giyiyorsun aman okuyum. Ha, marka dediği don da Calvin Klein aman okuyum. Ya oğlum ya of. Ayberk böyle çıplak görünce canım çekti yine Ayberk ya. Sen yine rüyana girecek yani. Veya kandırmacı olmadan sadece reklam vererek onların dikkatlerini çekebilir miyim? Tamam şöyle yapacağız. Facebook'ta sadece bana güven ve tıkla başlıklı bir linkin reklamını vereceğim. Bu linkin içinde de bu tarz linklere tıklamamalarını anlattığım bir kamu spotu olacak. Aslında bu link olayı biraz daha çerezlik bir analiz olacak ve sadece merakımı giderecek. Asıl eğlence daha sonrası da başlayacak. Hadi şimdi videoya gel. Aa hayır öncelikle öyle. Bu videoda kullanılan linkler hiçbir türlü zararlı yazılım içermemektedir. Aksine tamamen kullanıcıları bu konularda bilgilendirecek kamu spotları bulunmaktadır. Linklere tıklanması için hiçbir türlü vaat... Arkadaşlar ben yarın bir gün atarsam dolandırabilirim. Şimdiden söyleyeyim yani bana güvenmeyin. Tutulmamış abi. Kişinin inisiyatifine bırakılmıştır. Videonun amacı tamamen insanların bu konudaki farkındalık seviyesini ölçmek ve yeterli bilgiye sahip olmayanları bilgilendirmektir. Bildiğiniz üzere phishing ciddi bir suçtur. Bana Eray abi böyle bir şey yaptım. Suçtur. İlk önce blok oluşturup görseli koydum. İnsanlara güvenme. Daha sonrasında durumu daha tekinsiz hale getirmek için elimdeki linki kısalttım. Ardından bir Facebook sayfası oluşturup göndereyim paylaştım. Ve daha fazla insana ulaşması için bir miktar parayla da reklam verdim. Ulan bu parayla 2 oranlı kupon yapsaydım 2 katı bir reklam bütçem olabilirdi. Ya hayır kesinlikle olmazdı. Ve aç kalırdım. Yani yine de bir düşünsem mi acaba bir bültene bak. Ama harbi 1500 lira da oynanırdı yani bir şeyler. Tamam, insanlara sadece bana güvenmelerini söylediğim ve altında tekinsiz bir link olan postumun bir günlük reklamı doldu. Analizlere girdiğimde ise bu gönderiyi toplamda 47.527 kişi görmüş ve bunların 2103'ü bana güvenerek bu linke tıklamayı tercih etti. Vay amına koyayım. Niye ki? Sosyal medyayla uğraşanlar iyi bilir ki 47.000 gösterme, 2.000 beğeni bile iyi bir istatistikken bir de bu etkileşimin başka bir linki olması çok korkunç. Ama güzel tarafı bir istatistik bu linke bu arada, tıklayan kişilerin uyarıyla karşılaşmış olmaları. Bu sayede bir nebze de olsa daha dikkatli olurlar herhalde. Tabii bunlar olurken gönderinin altında da ilginç şeyler yaşandı. Kansız şerefsizler. Polis, asker veya savcı sizlerden kesinlikle para talep etmez. Bu tür kişilere asla itibar etmez. Adam sizi uyarmış Fevzi abi ya. Lan ne güveneceğim sana. Tıkladım açılmıyor. Telefonla dolandırıcılığa dikkat. Emniyet genel müdürlüğü uyarıyor. Ben sana ne güveneceğim? Sen bana güven. Gel de seni bir bu görsel bu ne mi ya? Neyse sonuç olarak evet. Maalesef büyük bir kesim bu konularda hala da fazlasıyla bilgisiz. Bu yazıyla birlikte biraz da olsa belki akıllanmış ve aydınlanmışlardır. Bu kısımla işim bitti. Başka yapabilecek bir şeyim yok. Ama bu ortamın böyle olması bana çok komik ve bir o kadar da absürt geldi. O yüzden bunu zararsız bir eğlenceye çevirmek ve bir şeyler denemek istiyorum. Biraz da eğlenceli. Evet burası gerçekten kendi gerçekliği olan garip bir ortam. Ve burada ne dilersen gerçek olabilir. Mesela dünyanın düz olduğuna mı inanıyorsun? Emin ol onlar da inanıyor. Veya dünyayı 6 ailenin yönettiğini mi düşünüyorsun? Aa evet maalesef onlar da böyle düşünüyor. Bu evrende... Oğlum dünyayı zaten 6 aile yönetiyor. 13 olmuşlar abone ol. 13 mi olmuş harbi? Her şey farklı işliyor. Her konuda kendilerine bir paralel gerçeklik yaratıp buna çok rahat bir şekilde inanabiliyorlar. Madem öyle bu ortama biz de zararsız bir şekilde dahil olabiliriz. Öncelikle gözüme 6 tane YouTuber kestirdim. Ve dandik bilgisayar... Neymiş hocam bakalım. Bu nasıl bir ekip ya? YouTube'u kestirdim ve dandik bilgi sayfalarındaki tasarımlara saçma ve komik bilgiler yazdım. Tabii bu bilgiler ne konu aldığım şahıslara zarar verecek ne de bir dezenformasyon oluşturacak şekilde hazırlanmadı. Daha sonrasında rastgele grupların ortamlarına dahil benim olarak bu saçma sapan ya görselleri paylaşmaya başladım. Başlarda insanlar bunu çok umursamadı. Fakat sonradan işler gerçekten komik bir hale evrildi. Yani şöyle... Ya da dur. Teker teker gidelim. İmam Hatip mezunu Fatih Yaltı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında son soruyu da bilerek büyük ödülün sahibi oldu. Yorumlarda helal olsun yazmayan bizden değildir. Dünya ayak yalama şampiyonu. İmam Hatipleri kötüleyenlerle paylaşın kapak olsun. Temiz
yüzlü çocuğum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Temiz yüzlü çocuk. O nasıl sorular öyle? Seram, 32 yaşındayım. Bir kez evlendim. Ya ve ne alaka Fatih abi ya? Allah korkusu olan hanımlarla tanışmak niyeti. Hayır, yanlış videoya geldin. Helal olsun Fatih kardeşime. İmam hatipliler olarak boş işlerle uğraşmaya hakkımız yok. Kutlarım. Para da yarışma da geçici. Madem İmam Hatip'ten mezun, hayırlı işler yapsın, çocuklara hafızlık yapsın. Yani Baldıbek bazı yaşların tebriğini alırken bazı kesimlerce bu yeteneğini daha iyi kullanamadığı için tepkiler aldı. Ama yine de beğeni oranı gerçekten de fena değildi. Fakat Fırat Sobutay yeterli ilgiyi görmedi gibi. Halbuki en anlamlı bilgi ondaydı. Fırat Sobutay bu sabah uyandığını açıkladı. Yorumlarda helal olsun yazmamızdan değildir. Kimse umursamadı. Heh, bir kişi yorum yapmış. Günaydın. Günaydın Zeynep Hanım. Of. Fırat Sobutay fotoğrafının altında artı 60 yaş flörtleşmesi izlemek istediğime pek emin değilim ya. Evet, insanlar genel olarak hiçbir şey yadırgamıyorlar. Onu anladım. Ama sadece Enes'te olaylar biraz daha garipti. Diğer paylaştığım fotoğraflarda bazen sonuç alamadığım oldu ve farklı yerlerde tekrar tekrar denedim. Fakat bir kişi hariç, sadece Enes. Anlatacağım, bekle. Yahudi asıllı Just Enes, Amerikan ordusundan ayrılarak Müslüman olduğunu ve artık İslam adına savaşacağını duyurdu. Bunlar helal olsun yazmayan bizden değildir. Tipinden belli zaten Yahudi olduğu. Bu bir sinirlendi bir okan. Helal olsun, İslam nurunu tamamlayacak. Madem aramıza katılmış, ismi de değişsin. Hüseyin Enes olsun. Hüseyin Enes. Paylaştım. Evet, şahidim. Gerçekten paylaşmış. Allah kabul etsin. Savaşsın bakalım. Nasıl savaşacak? Hainlik mi yapacak yoksa samimi mi? Duygulandım. Allah sayılarını arttırsın inşallah. Yüzü nurlanmış. Ben pek güvenemedim. İşin arkasında Biden'la Netanyahu olabilir. Hayır. Hatta Enes Amerika'dan ayrılmadan önce Biden'a korku salmak için 3-5 tane atom bombası sallayıp öyle gitmiş. Tamam, güzel yapmış o zaman. Abi artık dayı troll 3'ü çek. Oğlum burada nasıl buldunuz beni? Plan iptal. Dönüyoruz. Yorumların hepsi neredeyse güzel dilekler içeriyor. Enes'in üstüne deli gibi övgüler fırlatılıyordu. Ama bir noktadan sonra fark ettim ki insanlar garip bir şekilde bu gönderiyi alıntılamaya başlamış. Hatta kendileri gruplarda da paylaşmaya başlamıştı. Ama çok daha garip bir şey oldu. Bir adam profil fotoğrafına Enes'i koymuş. Bu arada kendisiyle iletişim kurmaya çalıştım fakat bir dönüş alamadım. Bu noktada insanların beklentisini anladım. Tamam, milliyetçilik veya ülkede gerçekleşen bilimsel gelişmeler falan da insanların bir şekilde dikkatini çekiyor. Fakat dini tartışmalar veya bu konuda fikir belirten paylaşımlar insanları çok daha mutlu ediyor. Bu yüzden bu videoda Evrim Ağacı olmazsa asla olmazsa işte. Stanford Üniversitesi'nde profesörlük yapan Evrim Ağacı evrim teorisini çürüterek Müslüman olduğunu açıkladı. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun abi. Zaten Amerikalılar çoktan biliyor da gizliyordu. Sonunda ötmeye başlamışlar. Ne yani? Mahin değil miydi bunlar? Vaz mı geçmişler yoksa? Bilim adamları bile gerçeği kabul etti. Bizdeki iç düşmanlar hala deden maymun deyip dursun. Helal olsun. Dürüstlüğün ve küreselcilere savaşın için. Kanıtlanacak bir şey yok. Evrim zaten bilim değil. Saçma teori. Teorice sadece Darwin savunuyor. O da bunu 1000 yıl önceki yanlış bilgilerden savunmuş. Tek tek dökülün bakalım. Nasıl yani? Yani evet, şaşırmadım. Çünkü bu ortamda parola basitti. Bunlar dışında da dünyaca ünlü içerik üreticisi Beyaz Kurt. Lakabımdaki Beyaz AK Parti'den, Kurt'u ise Türklüğün simgesinden aldım. 19 yaşındaki Türk genci Adal geliştirdiği bir mod sayesinde çöllerde yapay yeşillendirme yapmayı başardı. Gibi paylaşımlar da yaptım. Evet, yeterli derecede umursandı. Fakat bu videonun net kahramanı Enes'ti. Evrim Ağacı'da fena bir etkileşim aldı sayılmaz. Ama Baldıbek'in şu görselinin altında dönen aşırı ciddi tartışma bu sürecin benim için en absürt kısmıydı. Günün sonunda ise bu insanların özellikle saldırılara karşı yeterince bilgili olmadıklarını ve bu konuda daha fazla bilinçlendirilmeleri gerektiğini fark ettim. Gruplardaki bilgi kirliliğini ise tahmin bile edemezsiniz. Biz kimseye zararı olmayan ve dezenformasyon içermeyen eğlenceli paylaşımlar yaptık. Fakat herkes bu niyette kullanmıyor. Ve insanlar çok fazla bilgi kirliliğine maruz kalarak her konuda inanmak istediklerine inanıyorlar. Özetle, daha güvenilir bir internet deneyimi için bilinç, daha iyi bir YouTube deneyimi içinse... Eray Can Özkenar. Doğru. Abi, en büyük etkileşim yayını zülü attım, baksana. Gelsin abi. PKK'lı Hakan Enes yakalandı. Sorgulayla elektrik verirken bir resim inşallah beter olur. Orası bu ne amına koyayım ya? Beter olsun. Allah kahretsin inşallah. İnşallah konuşmuştur. Hayır. Ya amına koyayım, yine onu dönüp dolaşıp Ahmet abi olamam. Yemin ediyorum. Vallahi billahi ya. Ben bu arada davaydın, haberin olsun. Ya beni de amına koyayım şey diye atıyorlardı. Neydi o? Clive Salah falan. O Clive chat'te mi? Buradaysa bir yazsın bakayım o. Ateist olarak falan mı? Hayır abi, yok, o da değil. Ya onu da yapıyordu bu İbni. Öyle zaman yanlış yok. Neredeydi o ya? Clive mi yapıyordu onu? Vardı paylaşımları ya. Ya baksana şu yaptığı şeye bak. Neredeydi abi o? Bulamadım. Demek ki yalan söylüyorum hocam. Tamam Eray, dediklerimi tekrar et. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. 40 bin like almış bak.
Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and. Abi inanılmaz ya, vallahi billahi. Oğlum sen salaksın ama Klayz ya. Bak bunu yapıyorum, bunu niye yapıyorsun amına koyayım ya? Değişik bir adamsın ya. Oğlum Instagram etiketlerine iki gündür bakmıyoruz ha. Alınmıyorsunuz değil mi lan?